Biraz da burada oyuncaklarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. Bak ben yatağıma girdim. Hemen küçük uykum geldi bile. Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. Gite bindin. Ha evet, bebeğiyle ittir gite bindim. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. Saklambaç oynadık. Bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. Çok kirlendik, banyo yaptık. Ha evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta bebe benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bilir, sürmedim. Yanlışlıkla dedi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve... Ve? İşte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudun. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz. Ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Hasta gibi mi oluruz yani? Evet çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi güzelleştirir. Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız, zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. O zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız maymuşla. Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. Bir gün başlıyor. Günaydın abi. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Çıp 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 çıp. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. Ay karnım çok acıkmış. Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. Ne oldu bebe niye gelmiyorsun? Sen git çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Tamam kardeşim hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abi. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem. Benim tatlı güzel annem. Günaydın bebeciğim. Karnım zil çalıyor anne. Demek karnı zil çalıyor öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnım zil çalıyor ne demek söyle bakalım. Yani çok acıktım demek. Sanki karnım zırr diye zil çalıp bana acıktığım haber veriyor gibi. Evet bir tane. Ama gerçekten karnımda bir zil yok. Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Ay benim canım mı
babam. Babişkoların babişkası. Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Baba basmetine bayılırım. ben de basmet isterim baba. O güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yarışıyorsun. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan bir dolu kaşık koyup tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Çabuk. Vallahi çok acıktım. Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada. Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada. Tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızdan. Çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. Dayanamayacağım, hadi hadi. Sabret aşkım, geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yarışıyorsun. Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran içmeyi bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Nim. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım, bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. Duydun mu? Annem de babam hayatım diyor. Baban benim hayatım. Canımın içi çünkü. Ya biz? Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. Evet, o biziz. İşte ben basmetimi bitirdim. Ben de bitirdim. Ayrımı da bitirdim. Ben de hemen bitireyim. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. Canım böyle hoplamak, zıplamak istiyor. Luna! Arkadaşım Maymuş, merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla, zıpla, biraz da salla. Salla. Çok seviyorum. Bence. Bebe ne oldu sana kardeşim? Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyu. Hayır, ben iyiyim, yorulmadım. Lola. Senin de mi uykun geldi Maymuş? Eve uyumaya mı gidiyorsun? Lola. Şu. Uykun mu geldi canım? Hayır, ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım, kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet, senin canın oyun oynamak istiyor, anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Yani vücudum biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle göründü. Uyumak kötü bir şey değil ki. Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum. Haklısın, uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinle koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır, zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen uyandığında... İstediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım değil mi? Evet canım, istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım. O zaman...
Ben de biraz şurada uyuyayım. Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe. Deli beni ebeleyemez, deli beni ebeleyemez. Ebeleyeceğim, ebeleyeceğim. Şimdi ebeleyeceğim seni Liko, kaçamazsın. Ha, deli beni ebeleyemez, deli beni ebeleyemez. Ay. Ha? Ebe, ebe. Ah, ay. Sana ebeleyeceğimi söylemiştim. Ah, ne oldu bana? Ha, ne olacak? Ebe oldun. Ebe, ebe. Ha? Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Şşt, Liko benim duyduğumu sen de duyuyor musun? Yo, ben bir şey duymuyorum. Şşt, iyi dinle bak. Eğer uyandırmazsanız... Aa. Şimdi duydun mu? Evet. Arkadaşlar, siz de duydunuz mu? Duydum. Peki sizce kim şarkı söylüyor olabilir? Ay. Kulabuz. Evet, bu kulabuz. Yine canı sıkılıyor. Haydi arkadaşlar, hep beraber kılabuzu uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. Hadi kılabuz. Evet, işte orada. Ben gördüm Lili, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Aa, Lili ve Liko beni çağırıyorlar. Hemen gitmeliyim. İşte kılabuz geldi. Aa. Evet kılabuz, hoş geldin. Hoş bulduk Lili, hoş bulduk Ay. Liko. Aa, merhaba arkadaşlar. Çabuk çabuk. Merhaba. Hadi siz de bana bir hoş geldiniz şarkısı söyleyin. Ne olur, ne olur. Tamam, hadi arkadaşlar, ayağa. Kılavuz için söylüyoruz. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin oyun köyümüze. Hoş geldin oyun köyümüze. İşte bu da eğlence, biraz da var dinlece. Bilmece, söylediniz. Hadi herkes kendini bir alkışlasın bakalım. Hadi herkesin alkışladığını duymak istiyorum. Size durmayın, alkışlayın. Harikasınız. Sıra geldi bugünkü oyunumuza. Ay evet, hadi başlayalım artık. Çok heyecanlıyım. Acaba bugün nasıl bir oyun oynayacağız? Tamam, o zaman ekranımızı döndürelim. Bakalım bugün için hangi oyun gelecek? Aa, işte bugünkü oyunumuz. Hangisi ne yer oyunu? Hangisi ne yer oyunu mu? Evet. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Nasıl oynayacağız? Şimdi yine labirentin içinde sizi bekleyen iki oyun panosu var. Biri senin için Lili, biri senin için Liko. Harika. Panoda üçer tane hayvan ve dörder tane de yemek göreceksiniz. Ay tamam, sonra? Panodaki her bir hayvanın en çok sevdiği yemeği altındaki yere yapıştıracaksınız. Üç hayvanın da yemeğini yanına yapıştırdıktan sonra
panodaki doğrulama düğmesine basıp doğru yapıp yapmadığınızı göreceksiniz. Yaşasın, harika bir oyun. Ha, ben de bayıldım. O halde oyun zamanı arkadaşlar. Yaşasın. Harika. Hadi başlayalım bir an önce. Ay evet. Peki. Çok heyecanlıyım kılavuz çok. O halde hep birlikte labirente gidiyoruz. Ve... 3... 2... 1... Başla. Koş koş. İşte ilk pano. Bu benim olsun mu Leli? Tamam olsun Liko. Ben de diğerini bulayım o zaman. Tamam Lili, başarılar. Sana da. Hadi başlayalım. Bu nedir arkadaşlar? İnek. Evet, bu bir inek. Peki inekler sizce ne yer? Süt içer mi? Hayır. Evet, onlar da süt verir ama kendileri süt içmezler. Ne ilginç değil mi? Evet. İnekler ne yer peki? Havuç mu? Kemik mi? Ot mu? Ot! Harikasınız. Şimdi bu hayvanı mutlaka tanıyorsunuzdur. Nedir bu? Kedi! Doğru. Kediler buradakilerden hangisini yer? Süt mü? Havuç mu? Kemik mi? Süt! Tabii ya. Kediler süte bayılır. Ama et ve balık da yerler. Ama burada et, balık yok. O zaman sütü alalım, yapıştıralım. İşte oldu, yaşasın. Son olarak burada çok tatlı bir ne var? Burasındaki hayvan nedir? Tavşan. Evet, tavşan var. Peki tavşan havuç mu yer? Yoksa kemik mi? Havuç. Doğru, harikasınız. İşte başardık. Hepsini tamamladık. Harikasın Liko ama çok zaman kaybettin. Tamam. Hemen doğrulama düğmesine basıyorum kılavuz. Ay! Çok eğlendim. Hepsini doğru bildik arkadaşlar. Yaşasın. Kup saatinde çok az kum kaldı. 15. Allah! Ay, Lili hızlı olsa bari. Lili! Ben bu hayvanı tanıyorum. O ne? Ay, kılavuz geri saymaya başlamış. Çabuk olmalıyız. 12. Bu bir. Nedir siz söyleyin arkadaşlar. Maymun. Aa, evet, bu bir maymun. 11. Peki maymunlar ne yer? Saman mı? Peynir mi? Mısır mı? Muz mu? 10. Muz. Evet. Maymunlar muza bayılır. 9. Ay. Lili hadi çabuk ol. Zamanımız çok az kaldı. Ay tamam Liko. Biliyorum, dur şaşırtma beni. 8. Sıra tavukta. Peki ya tavuklar ne yer? 7. Saman mı? Peynir mi? Mısır mı? Mısır. 6. Tabii ya, tavuklar mısır tanesine bayılırlar. Hadi zaman kalmadı Lili. 5. Ay Liko yardım et. Bu hayvanın adı neydi? Unuttum heyecandan. Ay ben de unuttum. 4. Eyvah arkadaşlar, yardım edin. Bu hayvanın adı neydi? 3. At. Doğru, bu bir at. 2. Ay çabuk çabuk. Peki atlar saman mı yer, peynir mi? 1. Saman. Hadi yapıştır Lili. Tamam tamam. 0. Ay. Çok yaşayın, yine buldunuz hepsini. Bulduk, bulduk, yaşasın. Bulduk. Bulduk, bulduk, hoş bulduk, bulduk, bulduk. Hoş bulduk, aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bulduk, bulduk, hoş bulduk, bulduk, bulduk. Hoş bulduk, aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bulduk, bulduk, hoş bulduk. Oh,
o. Tamam Veli, ben de çok acıktım. Aa vallahi ben bile acıktım. Bir sonraki oyunumuzda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. Günaydın Tan. Günaydın Pisi. Nereye gidiyorsun böyle elinde sepetle? Dün ektiğim mantarları toplamaya gidiyorum Pisi. Mantar mı? O ne Pan? Şapkası olan bir sebze. Şapkası olan sebze mi? Evet. Bak tepesindeki şekil şapka gibi. Doğru. Çok benziyor şapkaya. Mantarlar bizim için çok faydalıdır Pisi. Pek çok sebze gibi. Öyle mi? Mantarın içinde bir sürü vitamin var. Mantar yedikçe o vitaminler vücudumuza giriyor ve bizi hasta edecek mikropları vücudumuzdan kovuyor. Mantardan aldığımız vitaminler mikropları kovalıyor yani. Evet. Mantara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Mantar. Hayatıma hoş geldin mantar. Mantarla tanıştığına göre toplamaya gidelim hadi. Sallam, sallam. Aman Allah'ım, buraya ne olmuş böyle? Benim mantarlarım nereye gitti? Tarlam, mantarlarım. Ne oldu böyle? Biri tarlayı mahvetmiş. Kim peki? Bilmem ki. Neden tarlamızı bozdular? Aklıma bir fikir geldi Pat. Nedir Pisi? Yeniden tohum ekeceğiz. Ama başka tohumumuz yok ki. Dinle beni şimdi. Kürekleri alıp dünkü gibi toprağı kazıp düzelteceğiz. İyi de niye? Tarlamızın kimin bozduğunu anlamak için. Nasıl anlayacağız? Toprağı düzeltip şu çalının arkasını saklanacağız. Şimdi anlıyorum galiba. Bizim tarlamıza dün kim gelmişse bugün de gelir. Böylece biz de kim olduğunu bulacağız. Harika bir fikir. Hadi hemen başlayalım. Hadi. Hadi şimdi saklanalım. Tamam. Bir bulsam tarlamızı bozanı. Benim burnum koku almaya başladı bile. Kim? Kim? Olamaz. Oo, harika. Tabii ya. Nasıl aklımıza gelmedi ki? Kara karga girmiş tarlaya. Olamaz. Şimdi gösteririm ona ben. Dur bekle. Neden? Bakalım ne yapacak? Ne yapacak? Koca gagasıyla toprağı kazacak. Çok güzel görünüyor. Hadi mantarlar hadi. Büyüyün artık ya. İşte yakaladım seni. Tamam, yakaladığı durdum zaten. Niye yakaladın? Ben hiçbir şey anlamadım. Aşk olsun sana kara karga. Tamam aşk olsun. Aşk olsun da neden olsun? Biriniz bana lütfen açıklayabilir mi Goat? Bak bak bir de utanmadan neler söylüyor. Ama kalbimi kırıyorsun Pam Goat. Kara karga bu kadarını ben de beklemezdim senden. Goat Goat şimdi üşüteceğim Goat. Biriniz bana ne olduğunu artık anlatabilir mi Goat? Mantar tohumlarımızı yedin. Ne? Ne? Mantar tohumlarınızı mı yedin? Bunu nereden çıkardınız Goat? Bizi kandıramazsın kara karga. Dün tarlamızdaki mantar tohumlarını sen yedin. Ben sizin mantar tohumlarınızı yemedim. Biz dün Pan'la birlikte buraya mantar ektik. Sabah geldiğimizde tohumlar yok olmuş. Tarla da yerle bir olmuş. Sen mantar tohumlarının olmasını beklemeden o koca gaganla bütün tohumlarımızı yemişsin işte. Ben mantar tohumu filan yemedim Goat. Kim yedi peki? Kim yiyecek Pisi sen de? Tabii ki kara karga. İnkar ediyor. Ben yemedim diyorum Goat. Şimdi beni lütfen bırak. Asla. Suçunu kabul edene kadar bırakmayacağım seni. Pan gerçekten kalbimi kırıyorsun. Ben bazen yaramazlık yapabiliyorum doğru. Ama asla yalan söylemem. Yalan söyleyeni de sevmem. Tohumlarınızı ben yemedim diyorsam yemedim yahu. Çocuklar. Cücük kara karganın ne yaptığını görüyor musun? Biliyorum canım. Bak Cudu da biliyorum diyor kara karga. Cucu bir şey söyle lütfen Goat. Çocuklar bence de mantarlarınızı kara karga yemedi. Hı?
Sahi mi? Ya ama biliyorum dedin. Neden üzüldüğünüzü biliyorum demek istedim. Siz ancak bana bağırın ve bana hiç inanmayın. Guak! Bırak kara kargayı Pan. Ben size hiç yalan söylemedim. Yemiş olsam yedim derdim. Ama siz bana hiç inanmadınız. Cücü söylemese de inanmayacaktınız. Guak! Çok üzgünüm. Oo, kara karga çok üzgünüm. Haklısın. Çok özür dileriz. Biz sandık ki... Kargacık, ben affet bizi. Yok yok, ben küstüm size. Küs! Bir dakika, bir dakika. Madem karga yemedi, kim yedi bizim mantarlarımızı? Önce kara karga sizi affetsin, sonra ben size kim olduğunu söyleyeceğim. Güzel kara kargacık, tatlı kara kargacık. Lütfen bizi affet. Biz seni çok seviyoruz. Biz tarlayı öyle görünce, sonra da seni tarlanın içinde görünce. Ama ne diyorum ki ben? Haklısın, biz gözümüzle görmeden seni suçladık. Hatalıydık. Özür diliyoruz kara karga. Lütfen bizi affet arkadaşım. Peki, sizi affediyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Güzel farkı kara karga benim. Ah be, çok şükür. Biz barıştık, hadi söyle Cucu. Kim yedi mantar tohumlarımızı? Söylüyorum. Pan'ın akrabaları. Akrabalarım mı? Ne? Ay üzülme Pan. Evet canım. Tarla fareleri dün gelip hepsini yediler. Gözlerimle gördüm. Ama kızmayın onlara. Çok açtılar. Ondan yediler. Hem de akrabalarım yemiş. Hay Allah. İyi de kara karga nereye gitti? Ben göstereceğim onlara. Bu ne kara karga? Mantar tohumları. Yaşasın. Hadi ağlamayı bırak da yeniden mantar ekelim. Büyüyünce de hep beraber yiyelim. Guak! Sen ne kadar iyi katmışsın. Çok düşük kara karga. Ay durun. Guak guak durun durun. Guak guak. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kabağa mı? Mantara mı? Ispanağa mı? Evet doğru, mantara. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir mantar çizin.